Dile kolay tam 99 yıl önce bugün. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında daha yolun başındaydı. Ne o gün o yola kolay çıkılmıştı ne de bugün bugünlere kolay gelindi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ben Görkem İldaş, bu anlamlı günde yolun başındayken programıyla karşınızdayım. Çocuklarımızı, gençlerimizi, geleceğimizi konuşacağımız bir program maratonuna daha bu anlamlı günde başlıyoruz. Yolun başındayken ekibi olarak gençleri anlamaya, önlerinde ne gibi fırsatlar var, hangi seçenekler onları bekliyor, araştırmaya ve sizlerle paylaşmaya çalışacağız her zaman olduğu gibi. Şimdi konuklarımı davet etmeden önce gelin gençler gelecekten ne bekliyor sorusunu önce verilerle anlamaya çalışalım. Şimdi paylaşacağımız araştırma uluslararası araştırma şirketi Universum tarafından yapıldı. 60 ülkede yaklaşık 1,5 milyondan fazla gence ulaştılar. Bunun Türkiye ayağında ise 50 bin üniversite öğrencisi bulunuyor. Araştırmanın örneklemini özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü artık günümüzde araştırmalara göre gençlerin yüzde kaçı böyle, gençler şöyle gibi yargılara varıyoruz ama hangi gençler? Üniversitede okuyan gençler mi, lisede okuyanlar mı ya da hiç okuma hayatına katılmamış olanlar mı, kentte yaşayanlar mı, hangi gençler? Örneklem bu yüzden gerçekten önemli ve Universum'un yaptığı bu araştırma sonuçlarını şimdi sizinle paylaşacağım. Diyor ki gençlerin kariyer tiplerine göre, profillerine göre gruplandırmışlar. Nedir bu gruplar, anlamaya çalışalım. Lider. Liderlik becerilerini kullanabilecekleri iş isteyenler. Yani bir yerde yönetici olmasam da olur, yeter ki kendi işimin lideri olayım diyen arkadaşlar. Çok ulusçu, bir ayağım Türkiye dışında olsun. Yani şöyle bir yurt dışına adımımı atayım. Atamıyorsam da uluslararası şirkette çalışayım, seyahat edeyim diyen arkadaşların oluşturduğu profil. İdealistler, etik ve sürdürülebilirliği önemseyen ve bulunduğu topluma fayda sağlamak isteyen arkadaşların oluşturduğu grup. Avcı ne biliyor musunuz? Avcı diyor ki ben iş seçerken, kariyerimi seçerken, yönlendirirken önce paraya bakarım. Bu iş bana ne kadar para getirecek acaba diyen arkadaşlar. Bu arkadaşlar yan haklar, maaş bunlarla motive oluyorlar. Uyumlu, stabil, dengeli, saygılı bir iş ortamı arıyorlar ve takım çalışmasına çok yatkın arkadaşlardan oluşuyor. Girişimci ise değişken ortamlar seviyorlar ve yaratıcılıklarını kullanabilerek problem çözmek istiyorlar. Yani farklılık olsun, bizi zorlasın ve üretelim diyen arkadaşlar. Kariyerci ise terfiyi önemsiyor. Yani diyor ki yetkinliklerin ödüllendirildiği bir ortamda bulunmak istiyorum ben. Şimdi bu profiller böyle. Peki Türkiye'deki gençler acaba neler düşünüyorlar? Liderler mi? İdealistler mi? Bakalım mı sonuçlara? Sonuçlar ne diyor? Şimdi aslında basit, şu yıldızı bir takip etmeye çalışalım. Kariyerci, çok ulusçu ve avcı. Yani ne diyor Türkiye'deki gençler, üniversite gençleri? Ben terfi etmeyi önemsiyorum diyor. Ne diyor? Bir ayağım Türkiye dışında olsun, uluslararası alanı açılayım diyor. Ve ne para kazanacağım ben acaba, ne kadar getirecek bu iş bana diyor. Şimdi diğerleri düşük çıkmış gördüğünüz gibi epey. Peki kariyer hedefin nedir diye sorduklarında ne demişler biliyor musunuz? Bunlar profilleri. Yani ne var kumaşta, ne var? Kariyer hedeflerini sorduğumuzda ise girişimciliğimi, yaratıcılığımı kullanabilmek gördüğünüz gibi %53 oranında çok yüksek. Bu renklerin farkı şu, birinci sınıf öğrencisi ve son sınıf öğrencisi elbette farklılaşıyor. Birinci sınıftaki öğrenci ile son sınıftaki öğrencinin kariyer beklentisi bir olmuyor. Ama genelleme yaparak şunu söyleyebiliriz ki her ikisi de girişimciliğimi ve yaratıcılığımı kullanmak istiyorum diyor. Ve ikinci sırada da çok ulusçu bir yapı istiyor. Hani profil öyleydi ya, uluslararası kariyer yapmak. Şimdi ve lider olmak üçüncü sırada geliyor. Yani aslında baktıklarında profillerinde girişimcilik çıkmamıştı, çok az çıkmıştı. Ama hayallerinde, hedeflerinde, beklentilerinde var. Aslında Türkiye'de sık rastladığımız bir durum. Yetkinliklerle, yeteneklerle, yeterliliklerle beklentilerin, taleplerin örtüşmemesi durumu. Ki konuğumuzla bugün tartışacağımız önemli bir konu başlığı bu. Aynı şekilde liderlik de öyle. Soruyorlar çocuğa ne olacaksın? Müdür olacağım diyor ama liderlik becerisi çıkmıyor. Demek ki biz o yetenekleri daha iyi keşfedebiliriz. Bir önemli detay daha var. Toplum için faydalı bir işe hizmet etmek.
Bu oran düşük, %30. Oysa bizim gerçekten topluma fayda sağlamayı dert edinen gençlere ihtiyacımız var. Ülke karşılaştırması da var aslında bu araştırma kapsamında. Ona girmeyeceğim ama dikkatimi çeken bir şeydi. Diğer ülkelere nazaran toplum için faydalı bir işte yer almak, hizmet etmek düşük bir oran. Yine bir başka dikkatimizi çekmemiz gereken bir şey de rekabetçi olmak. Rekabetçi olmak derken neyi kastediyorlar diye araştırdım ve bu araştırmanın Türkiye temsilcisi, bizimle verileri paylaşan Evrim Kur'an'a sordum. Evrim Hanım dedi ki, zorlanarak gelişmekten bahsediyorum dedi. Zorlanarak gelişmekten bahsediyoruz dedi. Ama hani bizim öğrencilerimiz çok rekabetçiydi. Çok küçük yaşta sıralamalara sokuyorduk, biz onları sınavlara sokuyorduk. Yarışın içinde gibi arkadaşlarını rakip görüyorlardı. Hani bundan yakınıyorduk. Nasıl rekabetçi çıkmaz bizim öğrencilerimiz dedim. Acaba sınav yorgunu oldukları için olabilir mi? Yani üniversiteye geldiklerinde artık beni bir rahat bırakın diyor öğrenci. Yani yeter, koştum, onca sınava girdim, yoruldum. Bunu da belki böyle yorumlayabiliriz. Peki, mezun olduklarında ne düşünüyorlar acaba? Mezun olduğunda ne yapmak istiyorsun diye sormuşlar. Uluslararası bir şirkette çalışmak istiyorum. Yine tutarlı bir şekilde yüksek çıkmış. Özel sektörde yerli bir şirkette çalışmak istiyorum. Onun devamında ve bu yıl 6. yılı Türkiye'de bu araştırma yapılıyor. Son 2 yıldır uluslararası şirkette çalışma isteğinin arttığını söylüyorlar ve kamuda çalışmak istiyorum da artış var. Yani gençlerimiz iş güvencesi istiyor ve bir ayağım yurt dışında olsun diyor. Peki biz gençlerin kariyerlerinde, hedeflerine, hayatlarındaki o beklentilerine cevap verebilmek için bugünden ne yapabiliriz acaba? Ya da onlar bugünlerini nasıl geçiriyorlar? Günlük alışkanlıkları nedir? Bakalım günlük alışkanlıklarını, en yaygın gündelik uğraşları, sosyal medyada vakit geçirmek, sosyal medya gönderilerini kontrol etmek, aileyle sohbet etmek, gördüğünüz gibi spor ve sanatsal faaliyetler son iki. Yani yaklaşık %80'e yakını herhangi bir sporda, spor faaliyetinde bulunmuyor ya da resimde, heykelde vesaire sanatsal faaliyetlerde bulunmuyor. En sık tercih edilen aktivitelerde evde arkadaşlarla buluşma, kafede gezme, alışveriş yapma, tiyatro ve konsere gitmek de son sırada çıkmış. Peki, bunun sorumlusunu gençler olarak elbette ki atfetmemek gerekiyor. Eğitimde biz neleri önceliklendirmeliyiz ki bu arkadaşlar gerçekten yeteneklerine göre doğru bir eğitim hayatı geçirsinler ve en sonunda da mutlu olabilecekleri, o söyledikleri beklentilerine ulaşabilsinler. Programın ilk bölüm konuğu Okyanus Kolejleri kurucusu Orhan Özbey. Okyanus Kolejleri kurucusu Sayın Orhan Özbey konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Gerçekten. Şimdi verileri gördük, araştırma sonuçlarını gördük. Siz de aslında 40 yıllık eğitim hayatından hep bunu söylersiniz her karşılaştığımızda. Yetenek önemli, yeteneğin keşfi çok önemli diye. Kesinlikle. O halde biz artık neye dikkat edeceğiz? Çocuklarımızı yarına nasıl hazırlayacağız? Kesinlikle. Çalışmalarınızdan da görüldüğü gibi herkes bir şeyler yapmak istiyor. İçindeki yeteneği dışa vurmak istiyor. Bir şey söyleyeceğim ben Görkem Hanım. Bir insan düşünün. Yiyor, içiyor, yatıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Nasıl görünür bu hayat? Sanki güzel bir hayat. İstediği zaman yiyor, istediği zaman içiyor, yatıyor, bir şey de yapmıyor. Bu hayat nerenin hayatı biliyor musunuz? Hapishane hayatı. Peki buradaki insan mutlu mu? Değil. Hapishane bir insana neden ızdırap verir? Çünkü içindeki yeteneği dışarı vurabilecek özgür ortam yok da onun için ızdırap duyar. Hı hı. Yoksa bakarsanız yiyor, içiyor, bir şey de yapmıyor. Oh. Yani kişinin özgürleşmesi içindeki potansiyel yeteneği keşfetmesine evet, bağlı. Evet, içimizdeki potansiyeli bizi hep zorlar. Hı. İçimizdeki yetenekler ille de bir şeyler yapmak, dışa vurmak. Hep bu istek, bu dürtü hep vardır. Aslında şöyle de oluyor ama o çocukta yetenek var. Ama işte matematik becerileri zayıf, kötü not getiriyor. Evet. Bizde böyle ailelerin biraz davranışlarında eksiği tamamlamaya yönelik bir davranış biçimi var ya. He. Yani hani olanı parlatalım, güçlendirelim değil de. Yani bu çocuğun matematiği bir türlü anlamıyor deyip özel dersi matematikten aldırıyorlar. Evet. Yani o evet, güçlü matematik. Yana odaklanmayı aile de fark edip değil çok mi? Çok müthiş bir şey. Hı hı. Çocuğun güçlü yanına odaklanmak en doğrusu. Matematik becerisi yoksa yoktur.
Belki sanat becerisi var. Sanat becerisi vardır, hukuk becerisi vardır. Sosyal bir insan olacaktır. Diplomat becerisi var, diplomasi becerisi vardır. Ama mutlaka var. Dolayısıyla güçlü yanına odaklanmak en güzel tespit. Bence bugünün en gizemli sözü diye kabul edebiliriz. Bir de şu var kaldı ki, mesela Dünya Ekonomik Forumu da açıkladı. Dedi ki bugün ilkokul öğrencilerinin %65'i yarın bu mesleği yapmayacak dedi. O yüzden de hani yetiştirirken şu mesleği icra edecek gibi bir takıntıyla ya da şu alana yönelecek gibi değil de hani nasıl beceriler katmalıyız ki biz ne yaparsa yapsın onun gerçekten hayatında işine yarasın. Evet, hep söylediğimiz bir şey vardır ya, şunu söylüyoruz, diyoruz ki bir çocukta yetenek varsa, bu değer varsa bu çok önemsenmeli ve saygı duyulmalı. Onu mutlaka dışarı çıkarmak lazım. İnsanları yeteneklerine göre istihdam etmek, yeteneklerine göre değerlendirmek en doğrusu bir şey. Çünkü şöyle, bir insana yetenek veremezsiniz ama bilgi verebilirsiniz. Onun için bilgi çok önemli. Fakat yetenek daha önemli. Yetenek bilgiden daha önemli. Çok daha önemlidir. Çünkü bu yetenek dediğimiz şey iç dürtü, genetik, öylesine belirleyicidir ki siz ne yaparsanız yapın başka bir şey yapamazsınız. Yani çocuğu yeteneğin dışında istihdam etmek doğayla savaşmak gibidir. Çocuğun doğasıyla da savaşmak gibidir. O açıdan hep şunu söyleriz. Deriz ki biz çocuklarımızı ortaokuldan son sınıftan itibaren yeteneklerini tespit edelim ve liseye gittiği zaman kariyer meslek lisesine gitsin. Bütün liselerimiz kapanmalı. Meslek lisesi, diğer liseler, Anadolu Lisesi hepsi mevcut meslek liseleri de motive etmiyor. Mimarlık kariyer meslek lisesi, tıp kariyer meslek lisesi, hukuk, öğretmenlik, işletme çoğaltalım. Çocuklarımız yeteneklerine göre buraya gitmeli ve lise son sınıfa geldiği zaman da bu çocuklarımızın en iyileri üniversiteye ama diğerlerinin tamamı da ara eleman olarak mutlaka meslek sahibi olacak ve bu gerçeklikten kesinlikle kaçmamamız gerekiyor. Biz böyle yaparsak bu gençlik bayramında da bu ülkemizin gençlerimiz için büyük bir fayda sağlayacaktır. Düşünün, 20-24 yaşlarına gelmiş çocuklarımızın hiçbirinin mesleği yok. Milyonlarca. Ve bu yaştan sonra bir meslek edinmesi de mümkün değil. Ama ortaokuldan sonra, temel eğitimi aldıktan sonra, yeteneğine göre yerleşeceği bir sistemle kendi yeteneğine göre çalışacak ve çok güzel şeyler Ama şimdi genetik çok önemli tabii ki de sosyal bir varlık, fikirleri değişecek. Yani şimdi düşünelim 14 yaşındaki hayalle 19 yaşındaki hayali değişebilir birinin. Yani o zaman onu seviyordur, heves etmiştir. Bir yıl sonra fikri değişir. Acaba ben genetik mi okusam der. Ya genetik bana göre değil, ben mühendisliğe yöneleyim de işte başka bir mühendislik dalını seçeyim. Yani bu fikirler olacak. O yüzden de o kadar genç yaşta kariyer meslek lisesine yönlenmesi acaba ona biraz böyle bir handikap olabilir mi ileriki yıllarda? Aslında o değişir dediğiniz şey değişen ilgisi değildir. Değişen hevesidir. Heves bilimsel değil. İlgi ise bilimsel bir şeydir. Genetiğinin desteklediği şeydir. Dolayısıyla çocuk gerçek ilgisini tespit edemediği için çevrenin etkisinde kalıyor. Bazen onu, bazen onu maymun iştahlı bir şekilde veya trende göre bir şeylere yönelir. Ama bu çocuk heveslerine göre bir yere girdiği zaman mutlu olmayacaktır. Ve böylesi fakülte değiştiren çokça çocuğumuzun olduğunu biliyoruz. Ama çaresiz onları bitirenler de vardır. Tekrar sınava giriyorlar, sınava girmeyip mutsuz bir şekilde bitirip istemedikleri işlere yöneliyorlar. Kesinlikle durum maalesef böyle olmaktadır. Peki bu bugünden yarına hemen atılıp böyle uygulamaya dönecek bir şey değil gibi duruyor, öyle mi? Yani aslında, hadi bütün liseleri kapatalım. Aslında bir yerden mutlaka başlamak lazım. Çünkü mevcut, biz bilgi çağındayız, bilgi çok kolaylaştı. Liseye çocuklarımızı alıp bütün bilgileri vermektense yetenekli olduğu konuda o bilgiyi iyice vermek daha doğrusu. Bakın şimdi biz lisede çocuklarımıza her şeyi veriyoruz. Evet. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih falan filan. Olmasın hepsini veriyoruz. Yani ne olacak biz? Ya şunu söylüyoruz, bu çocuk bütün meslekleri yapabilsin. Öyle bir şey yok. Bir mesleğini tespit edeceğiz ve sadece onun bilgisini verecek. Ve o zaman çocuk çok mutlu olacak. Bakın gençlik bayramındayız.
Çocuk, gençlerimizin çoğu neyi söyler biliyor musunuz? Aslında çok haklılar. Diyorlar ki, mesela matematik ne işime yarayacak diyor. Fizik ne işime yarayacak? Evet, gerçek hayatta ben bunu doğru nasıl kullanacağım diyor. Matematik yeteneği olmayan bir çocuğa yaramayacaktır. Fizik ne işime yarayacak diyordur. Coğrafya ne yarayacak? Doğru söylüyor. Yaramayacaktır. Çünkü bu çocuk gidip eğer hukukçu olacaksa, evet şüphesiz fizik, kimya filan genel kültür olarak gerekli ama bu ortaokula kadar. Fakat ondan sonra gerekmeyecektir. Hocam bir de her disiplinin ona katacağı bir şey vardır da nasıl aktarıldığına da bağlı değil mi? Siz şimdi matematiği hayatla bağlantılı bir şekilde yani evin içinde de yığınla matematikle karşılaştığımız durumlar var. O örneklerle verseniz o çocukta hikayeleştirildiği için daha kalıcı olmaz mı? Mesela alan hesaplarını çocuk ezberlemiştir ama bir masanın alanını ölçmek aklına bile gelmiyor. Bizim eğitimimiz masada böyle. İşte bu yani. Hadi bu masanın alanını ölç. Ölç dediğin zaman aklına bile gelmiyor. Maalesef burada bir sıkıntı var. Yani muhakeme becerisi kazandırılmadığı için maalesef böyle bir sıkıntı. O zaman liseler böyle kapanmayacak yarın, tamam mı? Yani en azından yarın kapanmayacak. 20 Mayıs'ta hala kapanmayacak. Evet. Aile yetenek keşfi dediğiniz şey. Evet. Nasıl olacak? Neye dikkat etsin? Kendi başına ne yapabilir bir aile o yetenek madenciliğinde? Kesinlikle. Yetenek madenciliği yapan kuruluşlar da var. Bunların testlerine de girebilirler. Ama onun dışında bazı özel okullarında yine testleri var. Girdikleri zaman şunu görecektir. Veli şunu görecek. Benim çocuğum en iyi hangi mesleği yapar? Mesela ben size bir testten örnek vermek istiyorum. Amerika'dan getirdiğimiz MAP testi. MAP testi her çocuğu 900 meslekte analiz ediyor. Şunu değerlendiriyor. Diyor ki bu 900 meslek içerisinde çocuk en iyi şu meslekleri yapar. Söz gelimi %70'ten fazla bir mesleği gösteriyorsa en iyi mükemmel yapacağı mesleklerdir. Ama 50 ile 70 arasındaysa yine iyidir. Fakat eğer 50'den aşağıysa işte bu çocuklar bu meslekleri yapamayacak demektir. Mesela şöyle söyleyeyim. Görüyor, bakıyorsunuz diyor ki bu çocuk %90'la mimar olur. %30'la da doktor olur diyor. Ve bu çocuğumuz sınava giriyor, çok yüksek puan alıyor ve en yüksek puanlı tıp fakültesini seçiyor, tıp fakültesine giriyor. Puanın boşa gitmesin diyor. Bu ancak %30 doktor olabilir kişidir. Mimar olacakken o yüksek puanlar başına bela. Ve bu doktor olamayacaktır. Olacak ama 10 üzeri 3. Yani 100 üzerinden 30. Bir de çok yönlü 30. de yapımız var. Aslında hepsi var bizim içimizde. Yani değil mi? Bazen gerçekten bir bakıyorsunuz çocuk matematiğe de yetenekli. Sanatın bir dalına da yetenekli. Yani ikisi de olabiliyor aslında bazen. Orada da seçimi yapmak zor. Kesinlikle. Bir de şuna bakmak lazım. Çocuklarımızın, her insanın aslında şöyle bir tespit yapmamız lazım. Biz insanlar olarak şu evrende, en son dünyaya geldik. Tamam. Bizden önceki her şey bizim için bir hayat hazırladı aslında, bir yaşam hazırladı. Bizden önceki her şey, ekolojik denge bize diyor ki her şey insana hizmet ediyor. İnsan hiçbir şey hizmet etmiyor. Ancak erdemli insan insana hizmet edebilir. Erdemli insan evreni bozmaz, kainatı bozmaz, ekolojik dengeyi bozmaz, tabiatı bozmaz. Bu tespiti bir yapalım. Her şey bize hizmet ederken biz hiçbir şey hizmet etmiyoruz. Ve şöyle bir şey de söyleyelim. Diyelim ki yeryüzündeki bütün böcekleri öldürsek, 20 sene, 30 sene sonra yeryüzünde hayat kalmaz. Ama yeryüzündeki bütün insanları öldürseniz 30 sene sonra hayat daha güzel olabilir. Hocam ne diyorsunuz? Dolayısıyla maalesef böyle. Öyleyse şunun farkında varacağız. Diyeceğiz ki eğitim niçin var biliyor musunuz? İnsanda iki uç var. Sonsuz kötülük yapabilir, sonsuz iyilik yapabilir. Böyle bir şey insan. İnsan böyle bir şey. Peki eğitim niçin var? Eğitim kötülük yapma güdüsünü frenleyen, iyilik yapma güdüsüne de güç katan
bir işlere sahip olması lazım. Şimdi çok fazla biz eğitimimizde bunu verememiş miyiz? Toplumsal fayda, birileri evet. için fayda sağlamak az çıkmış diğerlerine evet. nazaran. Biraz evet. hedefler, planlar, beklentiler de hep bireysel. Evet. Yani bir başkasının hayatını değiştirdiğinde belki de o bulaşıcı iyilik akımıyla evet. Kendi de mutlu olacak ve erdemli insan dediğiniz şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunu ne yapacağız da vereceğiz biz bu çocuklara? İşte onun için bizim toplumumuz çok güzel bir şey söylüyor. Eğitim şart diyor. Ne güzel tespit etmiş değil mi? Hı. Evet, eğitim şart. Hı hı. Eğitim şart derken şunu unutmayalım. Hangi eğitim? Nasıl eğitim ama eğitim. İşte evet. cevabı oralarda nasıl? Değil mi? Gayet güzel. Çok müthiş bir şey. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Bir insanın 4 temel ihtiyacı var. Bir, duygusal bir gelişime ihtiyacı var. Bedensel gelişime ihtiyacı var. Ruhsal gelişime ihtiyacı var. Zihinsel gelişime ihtiyacı var. Hı hı. Zihinsel gelişimin ihtiyaçlarını akademik bilgilerle, fizik, kimya, biyoloji, sosyoloji, tarih, psikoloji, bu tüm bunlarla beslememiz lazım. Bunlar gerekli. Hı hı. Bu zihinsel gelişimi için gerekli. Bedensel gelişimi için spor ve sağlıklı beslenme. Tamam. İki. Geriye ne kaldı? Duygusal. Hı hı. Sanatla, müzikle bir duygusal gelişimini de sağlamak. Oradan da tatmin edin. Ruhsal değişim, ruhsal gelişimi içinde etik değerler, hı hı hı. ahlaki değerler, görgü kuralları, saygı, sevgi. Hı hı. Bu dördünün dışında zaten bir insanda başka bir şey yok. Ruhsal yönünü tatmin edeceksiniz. Bedensel, zihinsel, duygusal. Başka geriye bir şey kaldı mı? Kalmadı. Hı hı. Okul bunu vermeli ve bir okulu dizayn ederken hı. bu dördünü de verecek şekilde dizayn edilmesi lazım. Doğru. Sadece akademik bilgiye yoğunlaşarak çocuğun psikolojik olarak ihtiyaç duyduğu o donanımı es geçmemek gerekiyor. Es geçmemek hı. lazım. Hı hı. Evet. O bir denge. Siz çocuğa bilgi verirsiniz. Onunla atom bombası da yapar. Onunla nükleer enerji elde eder, dev gemileri de yürütür. Hı hı hı. Ama o ruhsal gelişimini sağlayabilecek etik değerleri de beraberinde vermezsek problem yaşarız. Problem yaşarız. Son bir dakika. Gençlik Bayramı'ndayız. Gençlere ne söylemek istersiniz? Gençlere ne söyleyelim? Söylenecek çok şey var aslında. Şunu söylemekte fayda buluyorum. Çocuklarımız şunu bilsinler. Biz okulda kendilerine 5 dörtten büyüktür dediğimiz zaman bir öğretim veriyoruz. Hmm. Bu bir öğretim. Ama çocuklarımız şunu da bilmesi lazım. Hakları olan 4 liranın hakkı olmayan 5 liradan daha büyük olduğunu bir eğitim olarak benimsemeleri gerekiyor. Hmm. Yani her çocuğumuz şunu diyecek. Evet 5 dörtten büyüktür ama hakkım olan 4, hakkım olmayan 5 liradan daha büyüktür. Daha büyüktür. Hı hı. Bu eğitimin de farkına vararak hep etik davranması lazım. Ve çocuklarımız ne olursun ben merkezde hareket etmesinler. Biz merkezde etsinler. Hı hı. Toplumsal faydayı çünkü da düşünsünler. Neden bunu söylüyorum? Günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi bencillik. Hı hı. Bir başka problem hazcılık. Hı. Hazcılık İnsanı ciddi işlerden alıkoyar. Haz tamam, hayatımızın 5'te 1'i kadar. Denge, denge. Keyif. Denge, onlar tamam, da önemli. Olsun. Hele gençlikte o söylediğiniz haz çok önemli. Çok. Önemli. Hele keyif müptelası olmuşsanız hiçbir ciddi işi yapamazsınız. Hı hı. Bakın burada saydığınız o kariyerler vesaireler, bütün bunları gerçekleştiremezsiniz. Bu iradeyi kullanmaları gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Orhan Özbey bizimle birlikteydi. Bir ara veriyoruz. Aranın ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Verşen Kök'le karşınızda olacağız.